kadar boş yer varken gidesin niye bu daracıklığa geçtik? Her şey mahtarını verdi. Bana metro kiraladığını unutmuşum. Bana metro kiraladığını unutmuşsun. Ya. Geç, buyur. Ben galiba güzel bir kameraman değilim ya. Tamam şöyle bir. Sen konuşurken yeri çektim. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs'a gidiyoruz. Vlogumuza hoş geldiniz. Evet. Yine geziyoruz. Nereye gidiyoruz? Kıbrıs. Merhaba. Kıbrıs'a gidiyoruz işte ya. Tam başlıktan da anlıyorsunuz. Yeter mi? Hep biz bunu açıyoruz. Dördüncü yani çıkışlıyor işte. Biz normalde tüm planlarımızı yaptık. Dedik ki işte Mecidiyeköy'e ineceğiz. Ondan sonra metrobüse bineceğiz. Bu planı bize kim söyledi? Enes abi var bizim bir tane. Abi sayesinde planı yaptık. Dedik şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tüm plan hazır. Taksiye bindik. Dedik abi işte yolculuk nereye falan. İşte adam sordu bize. Dedik abi Sabiha'ya gideceğiz. Dedi şöyle şöyle yapsana dedi. Dördüncü Levent'e inin. İşte havaşa binin, şey otobüse binin dedi. Dedik aa mantıklı. Evet. Mantıklı dedik. Şimdi güzergahımızı değiştirdik. Dördüncü Levent'e indik şu an. Otobüs sadece tek kötü yanı havaalanına olmamız gereken saatten biraz daha erken gidiyoruz yani. Olsun. 3 saat daha erken uçaktan. Olsun, olsun. Diğer yolu tercih etseydik. 3.10'da buraya indik. 3.20'de Mecidiyeköy'e geldik. Hadi 3.30'da bindik diyelim açıkçası. 4'te nerede olurduk? 4 çeşme su çeşme. Her şey değil. Ayrılık çeşmesi. A few moments later. Kıbrıs'a sadece 2 çantayla gidiyoruz. Check-in çantalarımızı. 2 sırt çantasıyla. Evet. 3 gün Kıbrıs'tayız. Niye böyle yaptık çünkü? Evet. Bir gün elimizde valiz veya şeyle çantayla gezmemiz gerekecek. Evet. Ve bavulla gezmek biraz imkansız yani. Ve güzel olmazdı yani, evet çok kötü olurdu. Yorulurduk sonra yani küçük bavul yerine sırt çantasını tercih ettik. Ve bu sefer bayağı gezgin gibiyiz. Ben bayağı gezgin gibi hissediyorum kendimi. Neredeyiz bu arada? 4. Levent'ten şu an otobüsümüze bindik. Şimdi yola çıkacağız. Saat 4. Evet, birazcık otobüsü bekledik ama saat 4. Birazcık erken gittik ama güzel olacak. Atıştırmalık var. Çek çek sofrayı göster. Soframız baya pahalı ve zengin bir sofra. Gökyüzü. Önümde iki tane. Evet, iki bıçağımız var. Bu harika bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Hayat kurtarıyor yani. Annem sağlıklı şeyler koy demişti. Meyve koy, kuru yemiş koy demişti. Ah, sağlıklı bak %6%. Az önce şuna 35 TL verdim ya. Evet. 35 TL. Büyük tatsızlık. Damla damla içiyorum. Neden? Almadılar çünkü suyumuz. Bir dakikası bir dakika. Bulli. Uçağa ilk biz giriyoruz. Evet, öyle bir şey oldu. Buna 55 lira mı verdin? Evet. İçmeyelim. Niye mutsuz? Suya 55 lira verdim içeride. Dışarıda bir baktım 20 lira. Bulli. Çok tatlı.
Gel bizim yatağa geçelim. Bilmiyorum, taş var içinde. Wow. Sen taşlar. Bulli. Düşmeyelim mi? Şimdi tekne turu için tekneye bindik. Tekne turuna çıkacağız. 150 lira verdik bile, hiçbir şey yani. Çok iyi. Adam bir yanda 400 liradan 150 liraya evet, düşürdü ama. İndirim çok büyük bir indirim dönüyor yani. Bence orada indirim yoktu. Bence 400 lira değildi o. Gerçi doğru ya. Biraz pazarlık yapınca çok düşüyorlar. Evet. Öğrenciyiz deyince de düşüyor. Öğrenciyiz. Ve abi yoktan vazgeçtik. Bora deyince... kasinolara giremediği için biraz mutsuz. Çok mutsuzum ya. Kasinolarda... Yaş tutmuyormuş. Bedava yemek yiyecektim kasinolarda. Bir de 50 lira koyup milyoner olacaktım. Yani, o zor birazcık, o zor. Giremedik, 25 yaşında olmak gerekiyormuş. 20, yani 5 yıl sonra ilk işim bu olacak ama. Bulli. Dün geldik ama aşırı aşırı yorgunduk çünkü neredeyse bir gündür doğru düzgün uyumamıştık ki ben birkaç gündür uyumamıştım hatta. Birkaç saat odada uyuduk. Ondan sonra çıktık ama tam çıktığımızda yağmur yağdı. Biz hava durumunu kaç kere kontrol edip gelmiştik ama... Hala güneşli gösteriyor hava durumunda, ona rağmen yağmur yağdı. Ona rağmen yağmur yağdı. Böyle yağmur yağdı sonra durdu, yağdı, durdu falan. Bayağı kötüydü yani. Ondan sonra işte ne yapacağımızı bilemedik öyle. Çünkü gezmemiz gereken çoğu yer açık mekan olduğu için yağmur yağınca biraz patladık. Dün pazar olduğu için kapalıydı, kapalıydı evet, çoğu şey. Çoğu şey de kapalıydı. İçimiz şöyle kapalıydı. Ondan sonra ama bir yağmur durdu. Güneş açınca biz bir Girne merkez yapalım dedik. Dur soldan. Bunu hep karıştırıyoruz ya. Bu ülkede... Ben de çıkmam lazım. Evet. Yani merdivenler ve bütün yollar, her yer soldan başlıyor. Biz sağdan başlıyorsak trafiği, bunlar soldan başlıyor. Araba trafiğinin olduğu gibi merdivenler de böyle, evet, yani, yani merdivenler de böyle. Bir de şey, direksiyon sağ tarafta olduğu için korkunç. Her şey ters. Evet, yani biraz beynimiz duruyor. Ondan sonra biraz Girne'ye çıktık. Böyle bayağı bir yürüdük yani, bayağı bir gezdik. Sahili gezdik. Aynen, sahili, sahili gezdik. Tekneye bindik. Tekne şey yaptık. Evet, bir tekne turu yaptık. Rastgele dolaşık adamın biri de geldi, dedik ki biz öğrenci misiniz dedi. Evet dedik, öğrenciyiz. O zaman size çok büyük indirim dedik, size tekne turu ayarlayayım dedi. Evet. Tamam dedik, ucuza da ayarladı, bindik. Tekne turuna tekne bindik. Tekne turuna bindik. Güzeldi bu arada bence. Ben eğlendim yani. Araplar vardı, benim biraz canım evet, sıktı. Evet, her yerde olduğu gibi. Burada da var, burada da var. Burada da vardı. Ve sürekli kendilerine ilgi göstermelerini istiyorlardı. O bayağı tatsızdı yani böyle. Biz bir tık turist gibi hissettik. Sonra yürüdük şey yaptık, yemeğe gittik. Sonra bayağı bir... Yemeğe giderken yine yağmur yağdı. Evet ve bayağı yürüdük yani. Yarım saate yakın yürüdük evet, orası söyledik. Bayağı bir yürüdük ondan sonra ama restoran güzeldi. Bekle. Ama restoran güzeldi. Güzel, keyifli. Evet, orada bayağı hoş yemekler yedik. Sonra? Hellim böreği denedik. Ben hellim böreği denedim. Ben onu şimdi şu araya bir yere koyayım. Peynirli böreği balla yiyorlar. İlk defa böyle yedik. Şöyle üstüne bal yazıyorlar. Garip bir tadı var ama güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. Bence güzeldi. Ucuz yani tanesi. Tanesi küçük 35 lira. Hiç ucuz değil. Küçük şu kadarcık. Şu kadarcık böreği 35 lira verdik. Ama diğer şeyleri de sabit. Yani. Belki. Ama annem bu videoyu izliyorsa ben size onun hepsini 35 liraya açarım diye olabilir. Olabilir valla. Bayağı güzeldi, bayağı beğendim tadı. Bence de ben de sevdim, güzeldi. Sadece küçüktü. Ben büyük olmasını tercih ediyordum.
birazcık küçüktü ama onun dışında yedik yani çoğu yemeği. Beğendik. Hmm. Biz şimdi bu açık olan yerlere gideceğiz. Girne'ye gezeceğiz. Girne Kalesi'ne. O müzelere falan bir gideceğiz, uğrayacağız. Gezeceğiz, şey yapacağız. Sonra Kapalı Marş'a gideceğiz. Orada böyle bir hayali şehir varmış. Gazi Monsa'ya. Evet, bir onu göreceğiz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Burada inanılmaz bir rüzgar var. Evet. Ama o çok güzel. Böyle tam bence kıvamında sıcak. Aynen, güneşli ama soğuk bir hava var. Biraz fazla rüzgar var. Bakın seçim var. Çok kasırgaların önleri bayağı böyle enteresan duruyor. Sanki Türkiye'de değilmişiz gibi böyle. Yüzü dövmeli adamlar var, iliyordu böyle. Burası biraz paralel evren gibi. Herkes Türkçe konuşuyor ama asla Türkiye'de değiliz. Ve sanki Türkçe konuşuyorlar ama Türkçe konuşmuyorlar evet. Böyle. Enteresan bir Türkçeleri var böyle. Evet. K'yi G gibi falan söyler böyle. Bir Türk parası geçiyor ya, ben orada Türkiye'de olduğumuzu falan anlıyorum. Taksilerin hepsi Mercedes. Evet, taksilerin yani hepsi Mercedes. Mercedes dışında taksi yok. Yani çok enteresan. Öyle bir şeyleri var. Plaka kadar Türk plakası değil ve tüm taksiler Mercedes. Bazı yerlerde Bitcoin falan geçiyor. Ben onu çoğu yerde Bitcoin kabul ediliyor ve çok enteresan. Türkiye'de böyle bir şey yok mesela. Türkiye'de. Eczanede bile böyle Bitcoin kabul ediliyor yani. Ama kasinolara galiba halk giremiyormuş. Sadece turistler giriyormuş. Evet, yerel halkı kasinolara almıyorlar. Aynen, kumar yasak yani yerel halkta. Ama turistler falan giriyor. 25 yaş istiyorlar sadece işte. Yani 25 yaş falan. Ama bir de insanlar çok fazla yardımsever. Yani bayağı. Biz çoğu şeyi çok sıcak insanlara soruyoruz. Aynen. Ama bence bunda böyle şeyin de etkisi var. Böyle küçük yer ya sonuçta. Ada gibi. Bir de Türk'üz bence. Ha, onu da sıkıyorlar. Çünkü mesela Belgrad'a gittik ya orada. Yani yine yardım ettiler ama. Ama çok anlaşamadık böyle, bazen. Evet, iletişim kuramadık. Bir soğukluk vardı yani. Çok iletişim kuramamıştık ama burada çok daha iyi yani her şey. Evet, burada direkt herkes güler yüzle. Şey de çok iyi. Sokaklarken böyle deniz kokuyor ya böyle. Evet. Gülüyoruz, deniz kokusu geliyor. Muhteşem bir şey yani. Bir de kanka diyor işte insanlara bak. Ben evet. Üçüncüye bir de duydum kahvaltı yaparken. İnsanlara böyle yol soruyoruz, şey soruyoruz. Herkes kanka diye cevap veriyor mesela bize. Yüzden... Asker bile kanka dedi yani. Evet, asker kanka dedi hatta. Sıcak yani, bayağı güzel. Evet. Deniz de çok güzel. Deniz bayağı temiz bu arada. Evet. İnanılmaz güzel bir denizi var. Yani Türkiye'de ne İstanbul'da ne İzmir'de böyle bir deniz yok bence yani. Farklı bir deniz yani. Evet. Kapalı Marş'a gideceğiz işte. Şimdi orada daha iyi görürüz denizi. Bugün Girne Kalesi'ne gitmekten vazgeçtik dedik ki yarın sabah gidelim. Evet. Çünkü Kapalı Marş'ı öğlen saatinde görelim dedik. Akşam 5'te kararıyor. Kapalı Marş'ı öğlen göreceğiz. O yüzden şimdi Kapalı Marş'a gideceğiz. Sonrasında yarın Girne Kalesi'ni gezeceğiz. Yani biraz doğaçlama bir tatil oluyor bu. Bayağı bir doğaçlama yapıyoruz. Belgrad'a göre daha doğaçlama ama daha sakin ve huzurlu. Bayağı rahat burası, bayağı güzel bir yer.
Kapalı Maraş'a geldik. Kapalı Maraş hayalet şehir olarak geçiyor. Evet, hayalet şehire geldik. Evet, insanlar Kıbrıs harekatının dolayısıyla burayı terk etmiş. Bırakıp gitmişler ve yıllardır burası terk edilmiş bir şehir olarak geçiyor. Bankalar falan, her şey bomboş yani. Taksi durakları falan var ama hiç. Evet. Çok güzel sahili var, inanılmaz güzel bir sahili var. Bisikletle biz de geziyoruz şimdi bu şehirde. Planlar bozuk ama. 35 tane bisiklet seçmeye çalıştı. Seçti, ne göstersen beğenmedi. En sonunda gitti benim bisikletimin aynısını aldı. Buradaki bütün evler, bankalar, hastaneler artık ne varsa hepsi bomboş, terk edilmiş. Evet. Arkadaşlar bu çocuk bisiklet sürmesini bilmiyor. Daha fren yapmayı bilmiyor. Al işte ya. Kızım ehliyet nereden aldın ya? Kasaptan mı aldın ehliyet? Bunlar da trafiğe çıkıyor. Böyle de trafiğe çıkıyor. Bu arada sen dördüncüyü aldın ya. Sus. Bence gayet güzel iş çıkartıyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kızla beraber Kapalı Maraş'ı geziyoruz. Evet, Kapalı Maraş durağı. Ya. Bisikletimin freni tutmuyor. Allah kahretmesin. Burası iyice harabe olmuş ya. Binalar aslında 50 yıllık. Çok da eski değil ama. Ya bak diyorum ki. Bunu burayı neden hiçbir şey yapmamışlar? Terk etmişler, gitmişler ya. Yani hiçbir şey yapmamışlar. Full turizme açmışlar. Bence turizme açılmak için biraz büyük. En azından böyle bir Kıbrıs halkı, gerçi insanların ihtiyacı yok herhalde, değil mi? Demek ki ihtiyaçları yok buraya ev yapmaya. Ama gerçi güzel bir arazi şey. Evet. Denize sıfır falan. Kapalı güzel bir sahili güzel var. Güzel bir yer yani. Hani şey olsa mesela Çernobil gibi olsa. Oraya zaten ev yapamıyorlar, radyasyon falan filan ama. Burada bir şey olmamış yani. İnsanlar direkt terk edip gitmiş. Bilmiyorum. Devlet hiçbir şey yapmamış. Direkt böyle aldık gibi bırakmış ya yani. Oteller de yapılabilir aslında. Gerçi günde de bayağı otel var. Zamanında varmış otel burada bayağı. Merlin Morlu'nun oteli varmış burada. Merlin Morlu'nun gelip kaldığı otel. Vay be. Evet, böyle ünlü isimlerin gelip kaldığı otel varmış. Hı-hı. Şimdi gideceğiz de sahile. Orada göreceksin bir sürü otel. Ama işte sonra onlar da terk edilmiş. Hatta ne öğrendim? Bazı oteller o zamanında ta 2023'e rezervasyon yapılmış. Yani 2023'te oha, dolumuş oteller, yer yokmuş. Ünlü isimler falan geliyormuş. Ta böyle 40 yıl sonrasına, değil mi? Burası kaç yıl olmuş? Yani 73 müydü sanki? 50 yıl olmuş yani. Ta 2023'e oteller rezervasyon yapmış ve doluymuş. Devlet bence bunu değerlendirebilirdi. Bilmiyorum, bence güzel değerlendirememişler. Resmen bütün binayı kurşunlamışlar gibi görünüyor. Bu binanın kurşunlanmış olduğu söyleniyor. Kesin olarak mı biliyorsun? Kurşunlanmış diyorlar. Bayağı bildiğin mermi şeyleri var. Şurada göreceksiniz. Çok büyük delikler var ama ya. Hani bazı delikler anlamsız büyük, evet. Evet, bazı delikler çok büyük yani. Çok oturmuş gibi sanki. Evet. Yerde askeriye var zaten. Oraya girmemizi istemiyorlar. Kişi öyle yani göstereyim. Kurşunlanmış olmak bayağı büyük. Ki şu arka binada da sanki var mı? Orada yok sanki. Yok ama şurada var. Şurada. Şu binada da var. Evet. Bak şu binada da var. Şurada yine kurşunlar var. Enteresan. Evet. Sahil muazzam. Şu ileride bir tane Golden isminde bir otel varmış ve o otelde İngiliz kraliyet ailesinin kaldığı söyleniyormuş. Ama sen hiç söylen falan. İşte bu, bunlar oteller ama hepsi bomboş. O dediğim 2023'e kadar rezerve olan oteller onlar. Ay şimdi bitti. Sonunda zor oldu ama. Polislerden böyle. Lütfen aynen. Böyle. Lütfen 5 dakika görebilir miyiz diye girdik ama denizi gördük. Polisler de okey dedi ya. Evet. Hiç bizi reddeden olmaz kardeşim diye polis olmadı ya bak. Evet. Arkadaşımla karşılaştım. Ege diye. Evet, Ege'ye selam yolla buradan. Ege'ye buradan selam yolluyorum. Bir senedir İstanbul'dayız ikimiz de. Yani yarım dönem. Hı hı. Bir kere denk gelmedik. Bir kere konuşmadık, şey yapmadık.
Kıbrıs'a tatile geldik, burada denk geldik. Bir de burada denk geldik yani. Kapalı maçta denk geldik. Girne'de, Lefkoşa'da falan değil. Değil mi? Kapalı maçta. Gerçekten çok enteresan. Güzel bir yemek yiyelim. Evet. Ama önce otobüsü bir kaçırmayalım. Bir de o var. Çünkü bu ülkede 7'de kapanıyor her şey. Toplu taşımalar 7'de kapanıyor, evet, ya. Evet, böyle saçmalık olamaz. Toplu taşımalar çok sıkıntılı. Toplu taşıma yok hatta. Otobüs gördün mü sen hiç? Ben hep şey gördüm. Ben belediye otobüsü falan hiç görmedim. Yok, sadece dolmuş var. Dolmuş var böyle. O da şey dolmuş değil hani. Taksi gibi böyle. 8 kişi falan alıyor en fazla. Ha, otobüsler de böyle şey. 80'lerden kalma böyle. Evet. Biz Kapalı Maraş'tan çıktık. Otobüs biletini aldık. Şimdi Suriçi'ne geldik. Şimdi nasıl olsa 6'da bineceğiz diye. Evet. Yeni bir... otobüsü yok diye ekstra vakit de geldi. 15 dakika. Şimdi Suriçi'ne geldik, evet. Şeyde. Namık Kemal zamanında sınır dışı ediliyor Mausa'ya ve sanırsam Mausa Anıları diye bir kitabı da var. Aha. Belki şiiri de olabilir, tam bilmiyorum ama işte onun sürgün edildiği zindanlıyorsun. Aynen. Namık Kemal Müzesi'ymiş burası da arkamızdaki yer. Şehrin en işlek yeri yani. Şehrin yani. Merkezi direkt. Aynen yani. Şehrin merkezi. Ramadan Cemil Meydanı diye geçiyor. Meydan yani. Saat 9 ve her yer kapalı yani. Evet. Çok tatsız ve açık görünüyorlar internette. Yani internette açık görünen her yer kapalı yani. Restoran arıyorsan bulamıyorum aslında. A few moments later. Arkadaşlar az önce hayatımızın en kötü dönerini yedik. Hiçbir restoran açık değildi. Hiçbir restoran ama. Gerçekten bomboş sokaklar. Yemek yiyecek bir yer bulamadık. Yani bir simit dünyası vardı, bir de burası vardı. Döner yeri vardı. Dedik tamam, döner yiyelim simit dünyasına farklı şey yani. Simit yemeyelim aşağıya verelim. Ama bu kadar kötü olamaz bir döner ya. Yani çok kuru. Çok kötü. Ben yiyemedim zaten, bıraktım yani. Çok kuru, çok şeydi. Yanına patates geldi, patates full yağ. Patates neydi öyle ya? Hayatımda öyle kötü patates görmedim. Ortaya patates çıkartması koydular ama full yağ yani. Yağ sadece. Tadı da böyle kötü yani, yok. Pidesi güzeldi sadece. O da ekmek. Yani. Yok yani, yok. Sonra en kötü şey dedi. Bora yani. Parayı ödedikten sonra koş yavaş, kaçalım koş dedi. Sonra adam arkadan bizi çağırıyor. Abi gel gel, parayı ödememişsiniz diye. Yani parayı ve kartı temassız geçtim. Temassız kabul etmemiş kart. Evet. Ama fark etmedi. Adam bana tamam abicim gidebilirsin oldu dedi. Ben gittim. Şevval dedim koç bir an önce uzaklaşalım şuradan. Yani tatlı mı yiyeceğiz ne yiyeceğiz bilmiyorum. Başka bir şey yiyelim uzaklaşalım şuradan. Koç, ağzından koç dedim. Ağzından o tadı bir çıkarmam lazım. Uzaklaşalım şuradan. Restoran koç dedim yani. Restoran o kadar kötü kokuyordu ki ölecektim yani. Koş yani sonra. Sonra arkadan adam, abi hello abi, hello hello. Abi dur abi dur yapıyorlar bana. Meğer temassız red vermiş. Evet. İşte çok komikti yani. Komikti. Neyse bakalım şimdi tatlımızı yiyelim. Evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yanında bir sonraki güne atladık ama o olsun. Dün bakın o dönerciden sonra bir de tatlı yiyelim bari dedik ama o tatlılar da evet. Tatlılar da çok kötüydü. Bu Kıbrıs'ın yemeklerini genel olarak hiç beğenmedik yani, öyle diyeyim. Bir akşam tatsız bir döner makarasından sonra yeni güne başlamış bulunmaktayız. Şu an Gine'deyiz, Gine sahildeyiz. Aşırı rüzgarlı bir hava var. Şimdi iki gündür ertelediğimiz Gine Kalesi planını gerçekleştirmek için Gine Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Evet, sonunda. Sonrasında da Lefkoşa'ya geçeceğiz. Akşamın da uçağımız var zaten. Evet, sonra havadan artık bitiyor Kıbrıs yolculuğumuz. Aynen öyle şimdi. Gine Kalesi'ne gidiyoruz. Kim yaptırmış?
ülkede neden kartla ödeme yapamıyoruz? Bu ülkede hiçbir yere kartla ödeme, IBAN ödeme kabul etmiyorlar. Evet. Her şey sadece nakit. Ya. Nerede olsun? Biletlerimizi aldık. Evet, artık kaleye giriş yapıyoruz. Bizans Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Oğlum şu nazi gerçekten bir anda askerler çıkıp bize koydu. Muhafızlar! Ne? Oğlum şu... Ah be! Özgürlük! Zindanın bekçisiyim. Bully. Kraliçeyle Ömer tarafından cezalandırılmış. Burası inanılmaz ilginç. Yani Orta Çağ'da burası kullanılıyormuş. Bizans döneminde. Lüzinyan döneminde miydi? Lüzinyan döneminde. Kraliçe Eleanor tarafından cezalandırılan bir şövalye bu kuyunun içine atılmış. Çok ilginç, baksana. Çok korkunç. Yani gerçekten şu taşların içinde, yani şurada Kraliçe Eleanor adam içeri sallamış valla. Burada çeşitli soylular ve şövalyeler işkence görürlermiş. Suçlarını itiraf etmeleri için. Evet. Yolsuzluk suçları için burada şey yaparlarmış. Gel çıkalım şuraya bakalım. Şimdi Eleanor'u anladım. Eleanor'un... Kocasının başka bir kadından çocuğu olacağı için kıskanmış baba. Kocası dedi de kral ama. Gel bak. O kadın işkence gördüğü yer burası mıymış? Bu kale bayağı iyiymiş ya. Kalenin içinde park var. Baksana oturmak için. Güzel yerlerdir. Evet. Bir de 20 lira verdim. Evet, kale girişi 20 lira arkadaşlar. Çok ilginç kokuyor burası. Evet. Ne bunlar? Batık gemiden çıkarılan malzemeler mi? Evet. Batık geminin bir parçası. Bunlar batık geminden çıkartılan, ya batan geminden çıkartılan şeyler. Aynen. Acaba bu gemi hangi yılda battı? Bu gemi hangi yılda battı? Onu da gerçekten batan gemi değil mi şu an? Evet. Yukarıda göreceğiz şimdi batan gemi. Bu batan geminin parçası belli bir bölümü. Dokunmak istiyorum. Vay be. Hazır mısın? Ne zaman batmış gemi? Bunu öğrenmen lazım. Şey var. Ben az öncekini gerçek sanmıştım. Neyi? Tahta vardı ya, dokundum orada. Hayır, o gerçek değil. Bu gerçek. O onun içindekiler gerçekti.
görünen gemi milattan önce 3. yüzyılda batmış. Yani bayağı da eski. 2300 yıl önce batmış bu gemi. 2300 yıl milattan önce 3. yüzyılda. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Bildin mi? Batan geminin malları mı? Komikti, ben de gülmenden. Bulli. Geminin muhtemel rotası kıymış. Yani Samos Adası civarından yola çıkmış böyle. Şöyle gelmiş, rotası uğramış. Hı hı. Şöyle Kıbrıs'a gelirken Girne civarında, Girne yakınlarında battığı tahmin ediliyor. Bulli. Arkamızda kumarcılar hanı var ve bir sürü insan aslında buraya gelip burada kumar oynandığını falan düşünüyor. Ama aslında Hımarcılar Hanı'ndan geliyor ismi. Hımardan sonra kumara dönmüş. Neden bilmiyorum. Hımar da eşek demek. Yani hımarcı da eşek tüccarı deniyor. Yani kısacası burada eşek satılıyor. Şeye gitmemiz lazım bizim sınıra. Milyon tane kamera koymuşlar, tam kesin burada. Evet evet, burası. Burası Güney Kıbrıs sınır kapısı. Evet. İsmim bak, karşısı. Çek bak. Karşısı Rum bölgesi. Lefkoşa ikiye bölünmüş. Üst taraf Kuzey Kıbrıs'ın başkenti, alt tarafta Güney Kıbrıs'ın başkenti. Hmm. Aslında bir şehir, iki tane başkent yani. Aynen. Ama Türklerin karşıya geçmesi yasak. Kıbrıslılar geçebiliyor, Güney Kıbrıslılar geçebiliyor ama biz geçemiyoruz. Yani Türkiye Türkleri geçemiyor. Bildiğin yani. Sadece bir yol yani, ufak bir yol. Evet. Aslında elini kolunu sallıyorsan da gidiyorlar. Evet. Rumlar geliyormuş buraya. Bizim tarafta çok ucuzmuş çünkü her şey. Onlar hep alışveriş yapmaya geliyorlarmış. Bu çarşıda mesela bir sürü şey euro ile satılıyor. Rumlar geldiği için. Orası çünkü Avrupa Birliği kabul ediliyor. Bulli. Bir yolculuğun da sonuna geldik. Şu an Ercan Havalimanı'ndayız. Aynen öyle. Uçağımızı bekliyoruz. 1,5 saat var uçmamıza. Aynen öyle. Şimdi 1 saat sonra aynen, kapı gideceğiz artık. Şimdi i̇şte. Duty Free'yi gezeceğiz. Yine fix zaten. İşte Lefkoşa'dan buraya ne kadar sürede geldik? Sizce 1 saat. 1 saat yakın sürdü. Aynen. İşte geldik. Havaalanına ait böyle otobüsler mi denir? Buranın garip bir otobüsleriyle. Buranın havası gibi düşünüyorum. Evet. İşte geldik şimdi. Yolculuğumuzun sonuna. Duty Free'i gezip İstanbul'a geri döneceğiz. Aynen öyle, sonra okulumuza, yurdumuza geri döneceğiz. Aynen öyle, bakalım.
dönüyoruz. Evet, artık dönüyoruz. Çok şükür. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like ve yorum atmayı unutmayın. Bulli.